Bundan sonra sizin favoriniz var. Ördek. Tandır. Harika. Ördek pişirmek yaklaşık bir haftamızı alıyor. Çok uzun bir prosesten geçiyor. Ördek yapmak gerçekten iş yani. Bu Pekin ördeği değil mi? Pekin cinsi, evet. Yani konuştuğumuzda yağlılık oranı çok önemli. 45-55 gün arası olması lazım falan demiştin. Nasıl? Bu en çıtır yerini hemen hızlıca yemekler. Onu da ikiye böl istersen. En güzel tarafı en güzel tarafı. Deri kısmı. En güzel tarafı. Şuraya koy. En güzel bunu sıcak sıcak kestim yiyeceksin. Tamam, hemen yiyeceğim. Şimdi buradaki olay şu derinin içindeki o yağ ve crispy şeyi yani çıtırlığı. Kuzuda da en sevdiğim budur benim. Şuna bakar mısın? İnanılmaz. Yani çıtır çıtır. Afiyet olsun. Çıtır çıtır. Korkunç bir şey bu ya. Bir de şimdi içinde marinasyonu var. Marinasyonunda kebaplık soğan, ondan sonra Adana acı biber, toz biber, tuz. Karabiber, başka bir şey yok. Nasıl pişiyor bu kadar kıtır hale nasıl geliyor deyse, bal falan mı sürüyorsun? Özel bir şeker kullanıyoruz. Hmm. Bu şeker Çin'den geliyor. Bir de kondimentler var, onları da getirsin. Gökhan'cığım getir. Merhaba. Şimdi, burada da tabii yine tandır var, tandır lavaşı. Bu da yine kendi yaptığımız şeyler var. Bu, burada wok'ta kavrulmuş soğan, biraz sirke var içinde. Bu ördeğin yine kemiklerinden yaptığımız bir ördek sosu. Bu İzmir'den aldığımız bir yaşlı bir abimiz var. Bize özel tahin pekmez yapıyor. Bu da mal. Bu kadar. Şimdi peki şu tane... ne burada? Ha bak bu da çok özel bir şey. Bu isot yağı. Acı isot yağı. Hmm. Fermente. Çin'de restoranlara gittiğinizde masada böyle durur ya acı yağı. Evet durur. Bu da bizim yaptığımız isot. Of aman Allah'ım. Urfa'nın isotu ama ne isotu yani böyle bir şey olamaz. Bundan da vereceğim birazcık. Tamam. Şimdi ben size bir tane dürüm yapacağım. Tamam. Ah süper. Ya bu kadar güzel. Tayland'da ördeği o kadar güzel kesiyor ki çıtır çıtır. Tayland'la beraber zaten gittik. Taylandlı aslında. Tayland'da biraz o şey Uygur Türklerine benziyor. Biraz benziyor. Tayland Mengen'le. Şimdi ördeğe bakar mısın? Yine sağlık nasıl? Bu arada çok güzel kesin. Harika. Sağlık. Kolay değil yani bunu bu kadar yap iyi kesilmese böyle. Çok iş. Bir de buradaki olay ne biliyor musunuz? Çin restoranlarında her zaman overcook olur. Yani doğru. Çok pişirirler. Burada pembe pembe. Önce şu çıtırları da sadece, koyabilirsin yani. Sadece şey koyacağım. Ördek ve soğan. Tatlı soğan. Sossuz yapacağım bir tane önce. Tamam. Bir tane de şeyini yapacağım. Şimdi tabii kef veriyorlar. Pirinçten lavaş. En azından. Bizimkisi Erzincan tandır lavaşı. En güzeli. Çok bir tane daha bile iyi evet diyecek. Şeyini yapacağım. Tahin pekmezli. O da çok yakışıyor. Şunu da merak ediyorum. Acılı mı yapalım? Tamam acılı yapalım bir tane. Birer bir tane yapalım. Tamam. Tahin pekmezli. Isot yapalım bir tane. Isot. Bu çok pekmezli. Acı değil bu arada yani. Öyle... Şimdi bu ördeğin kalan parçaları var. Bu harika bir şey yalnız. Dur bir dakika, karapaşına de bir de tahinli mi deneyelim? Tamam, bir tane tahin yapacağız. Bir de tahinli merak ettim. Bundan nasıl beğendiniz mi? Çok beğendim. Hepsi farklı oluyor ama ördek nefis bir kere bu kadar. Yani bunu sade yemek ürün kaliteli. Çok, sen çok önem veriyorsun, o çok mühim. Biri tatlı erik sos gibi, klasik. Yani Çinliler bunu erik sos diyor. Evet. Biri acı, o da çok yakışıyor. Daha Hunan mutfağı gibi. Hunan. Mutfağı gibi. Sichuan. Hunan. Önce soğan da çok yakıştı. Karar veremiyorum burada. Üçü de 10 üzerinde 10 yani bana göre. Üçü de farklı birlikte çok çok enteresan oluyor. Şimdi ördeğin kalan parçalarıyla bu, yani ördek çünkü bu sadece şimdi göğsünü servis ettik ördeğin. Bu durum mu şimdi? Kalan parçalarını da ikinci servis olarak getiriyoruz. Tamam. Şimdi bu ördeğin ikinci bölümü, ördeğin göğsünü, çıtırını kestikten sonra içeri mutfağa gönderiyoruz.
Ondan sonra wok'ta saç kavurma yapar gibi ördeği kavuruyoruz. Bu da zaten yani son nokta. Bunu pilavın üzerine koyup beraber yiyeceksin. Hı. Çok güzel. Kavurma ya işte yani. Ne biz kavurma. Çok güzel. Şimdi Çin restoranlarında ya çorba yaparlar. Doğru. Ya da kıyma yapıp şişirirler, böyle marula koyarlar. Ziyan ediyorlar bence. Böyle kuşbaşı gibi daha iyi. Yok, yani. Bu resmen ikinci yemek yani. Kesin.